Merhaba arkadaşlar, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birlikte küçük minik deniz atları yapacağız. Daha önceki videolarda balıkları ve deniz yıldızlarını yapmayı göstermiştim. Bu bölümde de deniz atlarımızı yapacağız hep birlikte. Deniz atlarımızı yapacağımız malzemelerimiz. Ben 50 numara dantel ipi kullanıyorum. Bunlar iş orlanından ördüklerim. Ve şunlar dantel ipiyle ördüklerim. Ben dantel ipiyle örmeyi daha çok sevdim, renkli makaralarla. Sizlere de orada göstereceğim. Önce şöyle ipimizi hazırlıyoruz. İpimiz, renkli boncuklarımız var. Daha önce de söylediğim gibi bunlar kum boncukların biraz daha büyüğü. İpe geçecek boyutta olanlar. Bir de renkli ipimiz var. Uygun. Ve her zamanki gibi tığımız. İlk önce boncuğumuza geçiriyoruz tığımızı. Sonra boncuğumuzun içinden ipimizi geçiriyoruz. Bu arada kullandığım tığım da 7 numara. 50 numara ip de çok kalın gelebilir ama deniz atları çok sık olmuyorlar. Gevşek örülmeyi seviyorlar. O yüzden büyük numara bir tığ kullandım. Şöyle ipimi geçirdim boncuğumla beraber. İçinden geçirip zincir gibi içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Üstüne doluyorum. Şurada boncuğun üzerinde ipim var görüyorsunuz. O ipin içinden geçiriyorum. Tek seferde üçünü birlikte çekiyorum. Bir daha üstüne doladım. İçinden geçirdim. Yarım trabzanımı yaptım ikinciyi. Üçüncü yarım trabzanımı yaptım. Üç yarım trabzan yaptıktan sonra şu boşta kalan ipimizin üzerine devam ediyoruz. Bir, iki, sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yarım trabzanımız var. Üzerine dolamadan ilk yaptığımız trabzanın üstüne batıp tek seferde çekiyoruz. İpimizi de biraz sıkılaştırıyoruz. Yine hiç üzerine dolamadan aynı battığımız yere bir daha batıyoruz. İki tane oluyorlar. Battığımız yerin yanındakine batıyoruz. İkinci trabzanımızın üstüne batıyoruz. 3. Aynı yere batıyoruz. 4. Bir trabzanı iki defa batmış oluyoruz. 5. Yanındakine battım. 6. Aynı yere battım. 7. Yanındakine batıyorum. 8. Aynı yere batıyorum. Üstüne dolamıyorum. 9. Aynı yere batıyorum. 10. Yanındakine batıyorum. 11. 11 tane sık iğne yaptıktan sonra tamamen burayı birleştirmiyoruz. Şurada iki tane boş sık iğnemiz var. Zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi gevşek çekiyoruz. Çok sıkmadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincirden sonra üstüne doluyoruz. 1, 2, 3. zincirin içine batıyoruz.
ve üçünü tek seferde çekiyoruz. Üzerine doluyoruz. Aynı yere bir daha batırıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Şu an deniz atımızın kuyruğunu yapıyoruz. Zincirin içine batıyoruz. Sık iğne şeklinde alıyoruz ama içinden geçiriyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Çektiğimiz ipi zincirin içinden çekiyoruz. Yani kaydırma tekniği yapıyoruz. Bir, ikinci kaydırmayı yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Üçüncü kaydırmayı yapıyorum. Yanındakine batıp dördüncü yapıyorum. Yanındakine batıp beşinci kaydırmayı yapıyorum. Yine yanındakine batıp altıncı kaydırarak çekiyorum. Yedinciyi yapıyorum. 5 tane zincirimiz kalacak sonda. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir tane fazla yapmışız. Şimdi yanındaki zincire batıyoruz. Sık iğne yapıp çekiyoruz. Üstüne doluyoruz. Aynı yere batıyoruz. Aynı zincirin içine. Tek seferde çekiyoruz. Üstüne doluyoruz. Yanındaki zincire batıyoruz. İki defa da çekiyoruz. Bir, iki de kapatıyoruz. Üstüne doladım. Aynı yere tekrar battım. Bu sefer bir, iki, üç defa da çektim. Üzerine doladım. Yanındaki zincire batıyorum. Bir, iki, üç defa da çekiyorum. Üzerine doladım. Aynı zincire battım. Bir, iki, üç defa da çektim. Yine üzerine doladım. Yanındaki zincire batıyorum. Bir, iki, üç defa da çekiyorum ama sıkmıyorum çekerken. Elimi gevşek tutuyorum her seferinde. Çünkü o deniz atının bu karnını, göbeğini şeklini verebilmek için. Yine üzerine doladım. Aynı deliğe battım. Üçünü tek seferde çekiyorum. Yanında son bir tane zincirim var kalan. Ona da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi 11 tane sık iğne yapmıştık. Hemen yanına batıyorum. Aynı deliğin içine. Yanındaki zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Çektiğim ilk zincire batıyorum. Tek seferde çekiyorum hepsini birlikte. Üzerine doluyorum. İlk başlangıcımız var. Şurada iki tane sık iğnemizin başladığı yer, zincire ilk başladığımız nokta. Oraya batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Deniz atımızın burnu doldu. Şimdi devam ediyorum sık iğnelerimi yapmaya. 1 2 3 4 5 6 Her sık iğneye bir tane batıyorum. 7 8 9 10. sık iğneye de battım. Ve sık iğnelerim bitti. Şimdi hemen yanımızda boşta kalan zincirimizin altına
Kaydırma tekniğiyle yine çekiyoruz. Bunları da gevşek çekiyoruz ki çok sıkmıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. de son kuyruğumuzdan atıyoruz. 5.'yi de yine aynı şekilde kaydırarak çekiyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Şöyle göstereyim. Deniz atımızı yaptık. Şimdi sökülmeden hemen şu ipi saklayalım. İpimi saklarken ördüğüm tığdan daha ince bir tığ kullanıyorum. 18 numara bu tığım. Sonrasında da fazla kısmı kesiyorum. Şimdi deniz atımızı yaptık. Sıra geldi yüzgeçlerini yapmaya. Şimdi deniz atımızın yüzgeçlerini yapacağız birlikte. Bunun için de sarı bir ip kullanacağım. Yine aynı şekilde tığım 7 numara tığımı hiç değiştirmiyorum. Şimdi bunu yaptığımız yerden sayıyorum. 1, 2, 3. sık iğneye batıyorum. Tığım geçiriyorum. İpi doladım. Çektim. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimin fazlasını alalım. 4 zincir çektikten sonra ilk başladığım yere gidip batıyorum. İçinden alıyorum. Şu şekilde başını yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 2 sık iğnemin ortasına batıyorum. Yani aslında şöyle göstereyim. Son yaptığım sık iğneye arkasından alıp yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Üstüne de dolamıyorum haliyle. Sık iğne yapıyoruz. Bir tane sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3 zincir çektik. Sık iğnemizin etrafından dolaştırıp aldık. 3 oldu. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Bütün sık iğneleri tek tek batıyorum. Dediğim gibi 2 tane boş bırakıp her sık iğneye tek tek bunları yapıyorum. 1, 2, 3. Yine aynı şekilde sık iğnenin etrafından alıyorum. Bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3 tane doladım, çektim. Şimdi az önce yaptığımız kaydırma tekniğini burada devam ediyoruz. Sık iğnelerimizin içine batıyoruz. Tığımızdaki ilmeği içinden geçiriyoruz. İçine batırıyorum. Çektiğim ilmeği önceki ilmekten geçiriyorum. Batıyorum. İçinden geçiriyorum. Batıyorum. İçinden geçiyorum. Şimdi az önce yaptığımız kaydırmaların olduğu yere geldik. İlk kaydırmamızın üzerine batıyoruz. Tabii işte bunları da çok sıkı yapmamak bu yüzden gerekiyor.
Önce bir tane sık iğne yapıyorum. Üstüne doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Üçünü bir defa da çekiyorum. Üstüne doladım. Yanındakine batıyorum bu sefer. Yanındaki kaydırmaya. İki defa da çekiyorum. Üstüne doladım. Aynı yere tekrar battım. 1, 2, 3. Üstüne doladım. Yanındakine batıyorum. 1, 2, 3. Üstüne doladım. Son bir tane var kaydırmamız. 5 tane yapmıştı. Bu 5. Oraya batırıyoruz. Hepsini bir defa da çekiyorum. Son bir tane de sık iğne yapıyorum. Zincirimi de çekiyorum. İpimi kesip bitiriyorum. Yine ipimizi saklayalım arkaya. Şöyle göstereyim size. Deniz atları böyle kolay ve pratik oluyorlar. Rengarenk yapabilirsiniz. Ben sizin görebilmeniz açısından bu renkleri tercih ettim. Daha önceki videolarımın da linklerini bırakacağım. Onlara da ulaşabilirsiniz aşağıdan. Görüşlerinizi yorum yaparak belirtmeyi unutmayın. Başka istediğiniz bir şeyler olursa, bir yapmamı istediğiniz bir şey olursa onlar için de istekte bulunabilirsiniz. Onları da yapmaya çalışırız, üretmeye çalışırız hep birlikte. Kafanıza takılan bir şey olursa yine dediğim gibi sormaya çekinmeyin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.